Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Allah'ın isteyeceğinizi Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlı Cenab-ı Hakk'ın ekstradan lütfu demektir. Hani Türkçemizde Türkçe kelime zannedilir de meccanen. Bir hak dostu dediği gibi Allah'ım beni meccanen yarattın. Meccanen bu noktaya getirdin. Meccanen beni bağışla. Hani ille de bir karşılık olmasın. Biraz evvel bahsettiğim zat gibi. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buyur sen de onlarla beraber gir. Allah'ın fazlı bu. Bu fazla işaret sadedinde Efendimiz buyurur ki ashabına, Allah'ın fazlı olmadan hiç kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de Allah'ın fazlı olmayınca giremem. Ben de. Bir şeye dikkati çekiyor muktedabih olması itibariyle. Hiç kimsenin ameli, davranışı ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın, cenneti peyleyecek kadar değerli değildir. Dünyadaki bütün hayatınız sizin, bütün ömrünüz, olsa olsa dünyada en uzun yaşayanlar, şimdi herhalde 140 yaşında bir insandan bahsediyorlar. Belki iki tane insan var. Geçmişte de belki o kadar. Ebediyete nispeten buna sıfır bile derseniz sizi sorgularlar. Niye yalan söylüyorsun diye. Ebediyete nispeten sıfır ifade etmez bu. Onun için yine Hazreti Pir buyuruyor ki, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez diyor. Bir de onun üstünde ayrı bir şey var ki, cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez. Onun cemali ve kemalini görmeye. Şimdi o zaman senin amelin hiç durmadan, uyumadan, hep koşturup dursan bir köylan gibi, kalbin durasıya, zannediyorum insafına sorsalar senin, deseler ki bu yaptığın şeylerle hakikaten cennet peylenir mi, cemalullah'a talip olunur mu? Ona peylenme demeyin. Cemalullah'a talip olunur mu filan? Estağfurullah ne münasebet. Ya bu bir damlayla deryayı peyleme demektir. Bu ne küstahlık. Bu ne saygısızlıktır bu. Öyleyse oraya girme mevzu tamamen Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan bir lütfu. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبَّ اَنْ يُسَلْ Allah kendisinden bir şey talep etmeyi çok sever diyor burada. مَنْ لَمْ يَسَلْ يَغْضَبْ عَلَيْهِ buyuruyor bir yer. Başka bir yerde Efendimiz. Bir kimse Allah'tan sualde bulunmuyorsa, bir şey istemiyorsa gazab-ı ilahiye mazhar olur. Niye küstahlık yapıyorsun sen? Sen durumun itibariyle kapı kulu değil misin? Yani o kapının tokmağına dokunma mecburiyetinde değil misin? Ziline basma mecburiyetinde değil misin? Allah deme mecburiyetinde değil misin? Niye istemiyorsun? Verecekten niye istemiyorsun? Bu bir istina olmaz mı? Benim sana ihtiyacım yok manasına gelmez mi? Ve bu küstahlık sayılmaz mı? Öyleyse bakın nasıl bir gazab-ı ilahi diyor. Cenab-ı Hak'tan bir şey istememe ilahi gazabın celbine vesile oluyor. Onun için yuhibbu en yüsele. Bu da pozitifi. O negatifi, bu da pozitifi.